Evet arkadaşlar, bu videoda Excel içerisinde yer alan bilgilerimizi bir web sayfasında nasıl işlediğimizi göstereceğiz. İster web sayfasına bilgi gönderebilir, istersek de web sayfalarından bilgileri Excel'imize çekebiliriz. Şu anki uygulamamızda Excel'de yer alan bildiklerimizi web sayfasına doldurma işlemi yaptırıyoruz. İkinci adıma geçti, üçüncü adıma geçti. Hesapla bölümüne benim yerime tıkladı. Şu an bir saç parçanın en ideal boyutlarını nasıl kesebildiğini hesaplayan bir web sayfasıydı. Bir arkadaşımız bizden bunu istedi. Biz de onun için hazırlamıştık. Şimdi sizler için de bunu nasıl yaptığımızı gösterelim. Sizler de bu bilgiden faydalanın. Evet, ikinci adıma geçiyoruz. Evet, şimdi ise ikinci adımımızda bu uygulamayı nasıl yaptığımızı anlatacağım. Öncelikle Selenium versiyon 2 uygulamasını bilgisayarımıza yüklememiz gerekiyor. Bu bilgilerin hepsini bu arada videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Adresimiz şu. Bu adres içerisinden bu dosyayı indirip bilgisayarınıza kurmanız lazım. Kurduğunuzda sizin C sürücünüzde user bilgilerinin içerisinde yer alan AppData klasörünün altında Selenium dosyanız yer alacak. Burada biz şu an bu uygulamamızı Chrome üzerinden yaptığımız için Chrome driver'ınızı güncellemeniz lazım. Yani Selenium uygulamasını yükledikten sonra Chrome'u kullanacaksanız ilgili Chrome driver'ını internetten en güncel sürümüyle birlikte indirip yüklemeniz lazım. Şu an bendeki en son sürümü olan, daha dün güncellenmiş olan 117 sürümü. Ben internette bunu buldum. Sizlere gene bu dosyayı da paylaşacağım. 117 sürümünü ben internetten bulup indirdim ve içerisinde yer alan Chrome Driver exe'yi bahsettiğim az önceki adresin içerisine yapıştırdım. Zaten Word belgesinde de bununla ilgili detayları yazdım. Dediğim gibi açıklama kısmından da adım adım giderseniz bir problem yaşamazsınız. Bu kurulumu yaptık. Kurulumdan sonra Chrome Driver Excel 117 sürümünü bu ilgili AppData klasörünün içerisindeki Selenium Basic dosyamızın içerisine yapıştırdık. Buraya kadar her şey normal. Buradan sonrası artık Excel'deki kodlamanıza göre değişiyor. Şimdi birazcık o tarafa değinelim. Çünkü buralarda hata yaşama ihtimalleriniz var. O adımlardan biraz bahsedeceğim. Excel dosyamıza geldik. Burada tabii ki geliştirici sayfamız olan Visual Basic adımına geçtik. Ve burada sizin karşınıza şu an Visual Basic tarafını getirdim. Öncelikle Selenium ile yapacağınız web sayfa robotları ya da botları kullanabilmek için Tools içerisinde yer alan referans kısmına gelip burada kesinlikle Selenium Type Library yani Selenium kütüphanesini kullanacağınızı ona göstermeniz lazım. Şu seçeneği aktif edip ardından tamam demeniz yeterli. Ardından tabii ki buradan sonrası sizin kod yeteneklerinize bağlı. Benim kendi yaptığım bu uygulama içerisinde yapı şu şekilde çalışıyor. Excel içerisinde ilgili hücrelerdeki bilgilere bakarak işte bu az önce de söylediğim gibi bir saç kesimi yaptıracaksınız ve en ideal saç kesimini hesaplamanın yöntemleri. Saçınızın boyutları kaç parçaya böleceksiniz gibi gibi bilgiler var. Ve bu bilgilerden Excel'de bu bilgilerden yola çıkarak web sayfasında ilgili işlemi gerçekleştiriyor. Bu yüzden boyluk, genişlik gibi bilgileri ben alıyorum. Ardından Drive Start diyerek aslında Chrome Driver.exe dosyasını çalıştırıyorum. Az önce size gösterdiğim Selenium Basic içerisindeki dosyayı, şu dosyayı. Tekrar oraya gelelim. Şurası. Bu değil, pardon. Ben yanlış yeri açtım. Şurası. Bu dosyayı Selenium Basic içerisindeki Chrome Driver dosyasını çalıştırıyor. Ve
Ardından zaten adım adım işte web sayfasını açıyor, ilgili klavye tuşlarına basıyor, yapmasını istediğim ve bekleme sürelerine dikkat ediyor. Ardından tabii burada koşullarım var, kaç tane bilgi varsa ona göre döngü, for döngüsünün içerisine giriyor vesaire vesaire. Bu detaylara girmiyorum. Ama bu şekilde siz kendi formülünüzü oluşturabilir ve kullanabilirsiniz. Problem nerede başlıyor? O probleme de birazcık değinelim. Karşınıza gelebilir. Aslında süreç bu kadar. Buradan sonrası artık geliştirmeyi tamamlamış oluyorsunuz. Tekrar Word belgemize geri dönelim. Bu kodlamalarda hiçbir sorun olmuyor. Ama bazı durumlarda şu adımda problem yaşıyorsunuz ve devamlı olarak aynı hatayı veriyor. Driver start, işte Chrome yani ChromeDriver.exe'yi çalıştırma adımında hata veriyor sistem. Birincisi, mevcuttaki Chrome sürümünüzde Selenium Basic dosyası içerisinde yüklü olan ChromeDriver.exe dosyanızın aynı versiyonda olması önemli. Yani şuradaki ilk bahsettiğimiz 117 ile bizim Selenium Basic içerisine yüklediğimiz ChromeDriver Exe'nin sürümlerinin aynı olması gerekiyor. Birinci şartımız bu. İkinci şartımız, yani bunu sağladınız ama gene de hata veriyor. Bu durumda .NET Framework uygulamanız yüklü olmayabilir veya yüklü olmasına rağmen çalışmasında bir problem olabilir. Bu yüzden bunu güncellemeye ihtiyaç duyun. Kesinlikle bu yöntemi değerlendirin. Farz edelim bundan da eminsiniz. .NET Framework'ünüz çalışıyor. Hiçbir probleminiz yok. Bu saatten sonra, yani son adım olarak bu Selenium Basic klasörünün içerisinde Scripts dosyasının içinde yer alan Start Chrome VBS dosyasını çift tıklayarak çalıştırmanız lazım. Çalıştırma işleminde ise aslında bir otomasyon yapıyor. Şu an tabii ki bende olduğu için bir problem yok ama eğer .NET ile alakalı veya diğer kullandığı uygulamalarla alakalı bir problem varsa bunu giderme noktasında bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu işlemi işte indirip o eksik dosyaları indirip yükleme işleminden sonra Excel'inizi tekrar açıp çalıştırırsanız artık hatayla karşılaşma ihtimaliniz neredeyse tamamlanmış olur. Yani başka bir hatayla karşılaşacağınıza ihtimal vermiyorum. Böylelikle sizler de kendi Excel'lerinizden bir web sayfasına verilerinizi de gönderebilirsiniz. İsterseniz verilerinizi de alabilirsiniz ve otomasyon sayesinde sizin sadece bir tıklamanız sonucunda bu işlemleri Excel kendi kendine gerçekleştirir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen butonu ile videoyu beğenebilir, yorum kısmından sorularını sorabilir veya abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsin.